Teşekkür ederim. Öncelikle toplantıya ev sahipliği yaptığınız için şahsınızda Meksika Senato Başkanı'na, Meksika Senatosu'na, Meksika Hükümeti'ne teşekkür ediyorum. Uluslararası toplantıları düzenlemek, yürütmek, sonuçlandırmak zordur. Bu zor işi başardınız. Ayrıca bu toplantıya katılan bütün katılımlarda diğer 4 ülkenin Meksika dışından gelen ülkelerin meclis başkanı düzeyinde, parlamento başkanı düzeyinde. Dolayısıyla katılan bütün ülkelere teşekkür ediyorum. Tabii burada sadece parlamento başkanları toplantısını yapıyoruz. Aslında MİKTA çok daha geniş bir çerçevede faaliyetlerin yürütüldüğü bir zemin. 2013 yılında 25 Eylül'de Dışişleri Bakanları tarafından bu karar alındığı zaman 5 ülkenin akabinde birçok alt toplantı başta Dışişleri Bakanları arasında toplantı olmak üzere, kıdemli memurlar toplantısı olmak üzere birçok alanda toplantılar yapıyor. Benim önümde bir liste var. Meksika'nın gerçekleştirmiş olduğu aşağı yukarı 20'ye yakın toplantı var. MİKTA başlığı altında gerçekleştirilen toplantılar. Dolayısıyla burada sadece meclis başkanları nezdinde yapılan konuşmaların bağlamında, çerçevesinde kalmıyor. Gerçekten yavaş yavaş bir derinlik kazanan bir uluslararası zemine dönüşüyor. Aslında tam da bu çerçevede 2018'in Nisan ayında ve 2019'un Ocak ayında Güney Kore tarafından önerilen MİKTA 2.0 girişimi vardı. Bu daha önce İstanbul toplantısında Aralık 2017'de Türkiye tarafından dile getirilmişti. Esasen MİKTA'nın bütün bu bürokratlardan başlayan, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde, parlamento başkanları düzeyinde devam eden toplantılarının aslında ülke liderleri düzeyine de taşınması ve bu bağlamda birçok alt başlık var. Daha fazla kurumsallaşması üzerine bir öneriydi bu. Bu öneriyi biz de destekliyoruz. Şunun için ifade etmek istiyorum. Aslında açılış toplantısında da yukarıda parlamento başkanları olarak gerçekleştirilen kısa görüşmede de bunu ifade ettim. 20. yüzyılın uluslararası kuruluşları, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, burada birçok arkadaşımız Dünya Ticaret Örgütü'nü dile getirdi. Bu dahil olmak üzere. Uluslararası kuruluşlar kendilerinden beklenen görevi tam olarak ifa edemediler. Başta barışın sağlanması olmak üzere, refahın sağlanması, yaygınlaştırılması, gelir dağılımının adil hale getirilmesi dahil olmak üzere birçok alanda temel hedeflerini, amaçlarını gerçekleştiremediler. Ve dolayısıyla 21. yüzyılın başında hemen dünyada yeni arayışlar ve itirazlar yükselmeye başladı. İşte Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantısında, genel kurulda da mütadil defalar söylediği, en son tekrar ifade ettiği "Dünya beşten büyüktür" sloganı. Yani 5 ülke Birleşmiş Milletler'de veto yetkisine sahip. 192 ülke bir karar aldığında o 5 ülkeden bir tanesi hayır dediğinde o karar hükümsüz hale geliyor. Böyle bir Birleşmiş Milletler'in, yani kendi içinde adil olmayan bir Birleşmiş Milletler'in dünyada adalet sağlayabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar tabii insanlar tarafından da geniş olarak, yaygın olarak artık konuşulan şeyler, uluslararası platformlarda da konuşulan şeyler. İşte MİKTA dahil birçok arayış buradan ortaya çıkıyor. Bölgesel veya fonksiyonel anlamda bazı ülkelerin bir araya gelmesi gibi, daha geniş işte Avrasya ülkeleri, parlamento başkanları gibi çok geniş bir katılıma sahip bir platform var. Onun gibi arayışlar. Peki niye parlamenter diplomasi ön planda? Çünkü parlamenter diplomasi, hükümetler arası diplomasiye göre, hard diplomasiye göre, soft diplomasi daha kolay iletişim kurulabiliyor, daha çabuk iletişim kurulabiliyor ve daha esnek ortamlarda görüş alışverişinde bulunulabiliyor. Dolayısıyla parlamenter diplomasi aracılığıyla yeni arayışların, yeni zeminlerin ortaya çıkması önem taşıyor. MİKTA bu konuda diğerlerinden daha farklı bir mahiyete sahip. Az önce de ifade ettim. Ya bölgesel organizasyonlar, ya belli bir fonksiyon etrafında birleşen organizasyonlar. Fakat MİKTA farklı.
Haritaya baktığımızda Asya kıtasından Endonezya, Güney Kore, Avustralya, Amerika kıtasından Meksika, Avrupa'dan Türkiye katılmış ve bu ülkelerin ortak özelliği var. Bir, G20 ülkeleri gelişmekte olan ülkeler, bu konuda önde yer alan ülkeler, açık ekonomiler, öbür taraftan çok partili siyasi hayat var. Farklı hükümet sistemleri olsa da bu ülkelerde. Yani bir anlamda dünyada aslında belli ülkeler açısından bir rol model olarak kabul edilebilecek ülkeler söz konusu. İşte böyle bir yapılanma 2013'te ortaya çıktığında aslında kendisini diğerlerinden de ayıran bir öncülük görevi üstlenebilecek bir yapı. İşte bu yapının biraz daha kurumsallaşması, biraz daha belirli bir mahiyete kavuşması ve işte Güney Kore'nin de önermiş olduğu, bizim de desteklemiş olduğumuz kültürel anlamda, eğitim alanında, ticari alanda, birçok alanda biraz daha sıkı ve kurumsallaşmış bir çerçeve içerisinde yürümesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bunu da burada ifade etmek istedim bu kapanış oturumunda. Tekrar değerli fikirleri için, açıklamaları, değerlendirmeleri için bütün katılımcı ülkelere teşekkür ediyorum. Ama bu toplantının dediğim gibi ülke liderleri seviyesine de taşınıp dünyada öncülük görevi üstlenecek bir zemin haline gelmesi bizim arzumuzdur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diğer toplantıda, sonraki toplantıda görüşmek üzere.